Sigara insan sağlığının en önemli düşmanı. Onlarca hastalığın baş müsebbibi. Erzurum'da düzenlenen 6. Uluslararası Sigara ve Sağlık Kongresi'nde de bu tehlikeye dikkat çekildi. Sigara kullanımı dünyanın önlenebilir en önemli ölüm sebeplerinden bir tanesi. Her yıl dünyada yaklaşık 5 milyon kişi sigaraya bağlı hastalıklardan hayatını kaybediyor. Türkiye'de de 100 bin kişi kaybediyor. Katılımcılar, Türkiye'nin sigarayla mücadelede göstermiş olduğu başarının altını çizdi. Türkiye'nin son yıllarda elde etmiş olduğu sigara tüketiminde azalma başarısı çok önemli ve takdirle karşılanmaktadır bütün dünya tarafından. Ancak şampiyonluğu devam ettirmek zordur. Bu şampiyonluğu elde tutmak için ticaret, tarım ve ekonomi politikalarının da sağlık politikalarına uydurulması gerektiği inancıyla bir koordinasyon programı yapılması arzusundayız. Uluslararası konferansa 6 ülkeden 150 akademisyen ve uzman katıldı. Kurtuluş Savaşımızın temellerinin atıldığı bir şehir Erzurum. Umuyorum ki sigara mücadelesinde de yine sigarasızlık adına mücadelenin verildiği şehirlerin başında gelmesi gereken bir şehir diye düşünüyorum. I think it will be a good experience for me. Çok güzel bir konferans yapılıyor. Bizler de sigaranın zararlarına dikkat çekmek için toplandık. Thank you very much. We are invited to... Ben Irak'tan katılıyorum. İslami ülkeler olarak sigaranın zararlarını vatandaşlarımıza eksik anlatıyoruz. Bu konuda halkımızı daha da bilinçlendirmeliyiz. Bu haberimizle bültenimizi noktalıyoruz. Daha fazla haber ve ayrıntıyı TRT Haber'in internet, Twitter ve Facebook adreslerinden takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Merak ediyoruz. Soru soruyoruz. 45 Artı'da bu hafta Türkiye'deki siyasi ve ekonomik gelişmeler masaya yatırılıyor. Meksika'da yapılan G20 zirvesi Türkiye için ne anlama geliyor? Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Obama'nın görüşmesinde neler konuşuldu? Son 10 yılda Türkiye ekonomisi ne kadar büyüdü? Hülya Hükenek soruyor, Profesör Doktor Doğu Ergil, gazeteci yazar İbrahim Kahveci canlı yayında yanıtlıyor. 45 Artı bugün 20.45'te TRT Haber'de. Devlet siteleriyle de alakalı. Çok daha özel kişilerin bilgilerini oradan çalabiliyor olacaksınız. Devrimlerin yaşandığı ülkelerde siber araştırmalar yapılaraktan o ülkelerin eksik noktaları belirlendi. Ne gerektiriyorsa konvansiyonel savaşta ya da saldırıda aynı şey siber savaş içinde geçerli olacak. Bu tarz işte yazılımları kullanan, kod bilgisi de çok gelişmiş olan çok küçük yaşta çocuklar var. Değişmesi, bir müdahale olması maazallah ülke için, İstanbul için tehditlerini düşünün. Büyük takip yarın 21.05'te TRT Haber'de. İlk defa halkın katılımıyla anayasa yapılıyor. Geleceğimizi birlikte kuruyoruz. Demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi, hukukun üstünlüğüne dayalı, insan haklarının güvencesi. Yeni anayasa için söz sizde. yenianayasa.tbmm.gov.tr Spor haberleriyle karşınızdayız. Euro 2012'de çeyrek final maçları başlıyor. Heyecanın dozu biraz daha artıyor. Kupa yolunda ilk randevu Portekiz'de Çek Cumhuriyeti arasında. Daha önceki turnuvalarda şampiyonluğun eşiğinden dönen iki takım da bu kez şeytanın bacağını kırmak istiyor. İlk düdük geliyor. İki takıma da başarılar diliyoruz umarım. Avrupa Şampiyonası'nda futbol severler artık nefesleri kesecek maçlara kilitlendi. Turnuvada son dörde kalacak ilk takım belli oluyor. Savunmadan çıkıyor Pepe. Portekiz'i 1-0'lık üstünlüğe taşıyor. Gol Pepe. Ronaldo'lu, Nani'li Portekiz, Baroş'lu, Sivok'lu Çek Cumhuriyeti'nin karşısına çıkıyor. Gol! Ronaldo ve gol! Ronaldo ve gol! Ve işte durum birbiri. Çeklerde hedef tarihi tekerrür ettirerek Euro 96 çeyrek finalinde 1-0 yendiği rakibine yine aynı tarifeyi uyguladı.